Konnichiwa minasan watashiwa. Prince Rita desve. Hoş geldiniz dostlarım. Ben olan Prince. Evet arkadaşlar, yeni bir Foot Draft bölümündeyiz ve bu bölümde ben yine bir şeyler düşündüm. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben FIFA'ya geç başladım ve böyle Foot Draft bölümlerin bütün türlü bölümlerini görmüşsünüzdür. Ben de normal şimdilik çekesim yok. Normal bölümlerle çekerim de. Ama yine böyle bir özel bir bölüme basım arkadaşlar. Şimdi bu bölümde bakalım onu ayarlayabilirsem köpeklerimle beraber bir Foot Draft bölümü yapacağız. Yani onlarla beraber seçim çekeceğiz arkadaşlar. Oyuncular seçeceğiz. Şimdi paşamızı bir alalım. Sonra yine görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu benim Fransız Bulldog'um. Bertie adı. 9 seneden beri bende var paşa oldu. Bayağı yaşlandı. Şöyle istersen bir yakın alalım biraz. Çabakın. La dur. Çünkü gözüktü ne? Okey şimdi bununla beraber yapacağız arkadaşlar. Hadi paşam sen bas. Ya bir de bu çok horluyor arkadaşlar. Acayip horluyorlar. Bunun bir kardeşi daha var. Onu da belki birazdan çağırırım. O bundan beter horluyor. Okey şimdi ilk önce... Eyvah bu kötü oldu ya. Horlama lan. Yani horlama sesi gelebilir arkadaşlar. Ben şimdi hangisini alayım? Evet diyoruz bas oğlum. Patinen bas. Okey bakalım uğurlu gelecek mi? Şimdi... Ben Neymar'ı alacağım. Inform Neymar arkadaşlar 92'lik. Kaptan olarak seçiyoruz. Şuradan başlayalım. Forvet'ten başlayalım. Bakalım kim gelecek arkadaşlar. Hadi oğlum Berti. Eyvah. Kötü oyuncular. Ne yapayım bunu seçeyim arkadaşlar. Başka seçenek yok. Bir dakika şöyle yanı alayım. Heh. Oğlum dur şurada. Paşa oğlusu. Okey. Devam ediyoruz. Bakalım kim var. Oo Suarez arkadaşlar. Suarez hemen alalım. İbrahimovic de var. Kim alalım lan? Kim alalım? Ne Suarez alalım? Okey Suarez dedi. Bu yazık ya şimdi. Neyse. Arkadaşlar ben en iyisi bunu indireyim. Şöyle öpeyim bir önce. Bu çünkü birazcık eziyet çekiyor şu an. İsterseniz bir son defa yaklaştırayım size. Şöyle görün. Böyle bakın bayağı bir garip benim oğlum. 9 yaşında. Böyle sizler de görmüş olduğunuz adı Bertie. Kardeşinin adı Barney. İsterseniz onu da bir göstereyim size arkadaşlar. Okey arkadaşlar. Bu pörtlek gözlü olanı. Bunun adı Barney. Bu acayip horluyor arkadaşlar. Hele geceleri. Valla hır acayip. Böyle horlayan bir köpek görmemişsinizdir. Bakın. Bunun da tipine bakın. Bu birazcık garip. Ama acayip. Tam böyle fırlama arkadaşlar. Çok horluyor. Hadi gel lan sen de şunu seç oğlum. Pati ile bas. Hadi sen bir tane seç. Bakalım senin... Uğruna, şansına kim çıkıyor? Soza arkadaşlar. Soza Beşiktaş'tan. Aferin lan. Okey. Soza'yı alalım. Bu mavi ne oluyor? Team of the Season mı oluyor? Bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Hadi gel lan bir tane daha yapsan. Bunlar... Şu gözlere bakın arkadaşlar ya. Ne var lan Moise? Okey. Tamam. Neyse hadi oğlum. Seni fazla yormayayım. Okey arkadaşlar. Şimdi böyle Soza geldi arkadaşlar Beşiktaş'tan. Şimdi onları pek çok yorasım yok. Zaten ihtiyarlar arkadaşlar. 9 yaşındalar. Bertie ve Barney. İlk gördüğünüz adı Bertie. Diğerinin adı Barney. Yabancı isimler. Ben koymadım bu isimleri. Bunu da söylemiş olayım. Okey. Ama çok severim. Şimdi devam. Oo arkadaşlar mavi. Bu ne oluyordu? Hangisi oluyordu bu? Iniesta. Hemen alıyorum. Neyse arkadaşlar. Neyse devam edelim. Şuraya bir geçelim. Şimdi buraya biraz hızlı yapalım. Burada evet hep dandik oyuncular. Bunu alalım. Okey. Defansif orta sahada. Kötü çıkıyor arkadaşlar ya. Bari şu Pitbull'u alalım. Şimdi sol bekte kim olacak? Hep kötü, hep kötü. Barcelona alalım. Üf, Zungia. Bayağı bir hızlı arkadaşlar. Ama ben sanırım daha çok böyle... şunu alacağım. Çünkü İspanyol takımı kurmaya çalışıyorum. Okey şimdi Varan'ı. Varan daha hızlı sanırım bunu alırım. Diğerlerine bir göz atıyoruz. Barzagli İtalyan hayır. Varan'ı alalım. Vallahi şimdi iyi gitmiyor. Birkaç uf. Bunu almalıyım ama çok yavaş bu da ya. Neyse bunu alayım bari. Okey. Ulan Fitrof bu kadar kötü mü şey olur ya. Bu ne lan iyi bir şey ver hadi. Bellerin. Çok hızlı. Arkadaşlar 96 hızında. Hem İspanyol tamam. İspanyol şeyi bayağı iyi. Şimdi kaleci. Üf, Peter Cech.
Casillas. Sayak ben Casillas almam. Çünkü İspanyol takım olarak şey yapacağım. Kimya içinde Casillas en iyisi. Aslında bakın Peter Cech'i alırdım. Ne yapsam ya? Neyse Casillas alalım gitsin arkadaşlar. Okey. Şimdi şuradan başlıyoruz. Şu an rating 87, kimya 62 arkadaşlar. Onları sonra düzelteceğiz. Üf üf Messi geldi. Süper arkadaşlar. Messi geliyor. Messi'yi hemen alalım. Ama bakın Özil arkadaşlar. 94'lük Özil. Ama ona ben bunu alacağım. Messi'yi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir de Ronaldo çıkartırsak acayip olur ya. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez'i alıyorum. Beşiktaş'tan bayağı oyuncular geldi arkadaşlar. Şimdi burada yine kötüler geliyor. Bunun hızı bayağı iyi ya. Bunu alayım İspanyol Ligi'nden. Okey. Oh! 99'luk Ronaldo! Allah'ım! Wow, bu ne arkadaşlar? Hız 99, şut 99. Bu hangi Ronaldo? Team of the Season? Yok. Neydi bu lan? Bilmiyoruz da alıyoruz arkadaşlar. Bu sefer Ronaldo'yu hemen gördüm. Biliyorsunuz ilk bölümde görmemiştim. Ama bu bölümde görüyorum ve hemen alıyorum arkadaşlar. Allah'ım. 190 yapacağız mı lan? 190 rating ama olmaz. Üf Insigne arkadaşlar 90. Ama durun şimdi. Sol kanat Insigne. Onu alırım arkadaşlar. Ama İtalyan. Neyse alalım Insigne'yi. Okey. Şuna bakın ya. Buffal arkadaşlar. Higuain de var. Royce da var. Alman. Cavani de. Acayip oyuncular yine ya. 90'lık Higuain alalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ne oyuncular geliyor lan şimdi. Ama durun biz orta sahaya bir şeyler yapmalıyız. Vallahi bilmiyorum. Hulk alıyorum. Okey orta saha çok dandik olacak. Şunun en hızlısı bu. Ne oldu? Okey devam ediyoruz. Şimdi defansa da aslında önemli oyuncular lazım. İyi oyuncular lazım. Bunların hepsi sağ bek zaten. Bakalım hangisi en hızlı bu Aurier. Bunu alalım madem. Şimdi iyi bir tane defans oyuncusu gelmesi lazım. Hadi oğlum. Defansımız dandik arkadaşlar. İspanyol takım Valencia'dan bunu almalıyım galiba ya. 82'lik onu alalım. Bir de bu da kaleci değil mi? Julio Cesar arkadaşlar 88'lik. Brezilya. Durun şimdi İspanyol kaleci bir şey var mı? Ha zaten o gerekmiyor. Okey. Bunu alıyoruz. Şimdi ben bunu bir kurayım, düzeyim, bir şeyler yapayım arkadaşlar. Sonra yine görüşürüz. Okey arkadaşlar. Valla bundan fazlasını çıkartamadım. Bilmiyorum. Daha bir şeyler uğraşsam mı? Şu Matip bu bayağı bir düşürüyor ya. Bakın. Okey böyle oynayacağız. Rating 90 yaptım ama arkadaşlar. Rating 90 kimya. Ne yazık ki 70 sadece. Ha antrenör de var doğru ya. Bu ne lan? Arjantin şunu alalım beni. Okey arkadaşlar. Forvet 85. Toplam şey 190 yanına bile aşamadık. 162 arkadaşlar. Kadro ratingi. Takım kimyası 72. Takım ratingi 90 arkadaşlar. Bayağı iyi. 6 Brezilyalı oyuncu, 10 La Liga oyuncusu, bir de 5'te Barcelona oyuncu arkadaşlar. Okey, devamlıyor yapıyoruz. Şimdi bu galiba bu kimyayı böyle tuttu mu sonra hemen oyuncu değiştirdi mi kimya aynı kalıyor sanırım eğer yanılmıyorsam. Bu doğru mu arkadaşlar? Bunu lütfen yorumlara yazın. Okey arkadaşlar ilk rakibimiz bulduk. Eyvah. Bakalım şimdi ilk maçta çıkmayayım da ne olursa olsun ya. Okey karşı taraf üff arkadaşlar kimyası 90. Ratingi 89, Ronaldo'su var, Messi'si var. Eyvah, var da var, Griezmann'ı var, Neymar'ı var. Defansı da iyi, bizim forvet bomba da defansımız kötü ama arkadaşlar ya. Şimdi inşallah çok güçlü biri değildir. Spanksy arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bir de PES'ciyim. FIFA'da bayağı biz olacağız. Sons of Prince takımımızın adı. Şimdi ilk maç. Allah'ım heyecanlıyım ya. Uf. Evet bizde ama 99'luk Ronaldo var arkadaşlar. Bence bundan iyisi yoktur. Dikkat edeceğiz. Hadi oğlum. Arkadaşlar maç başladı. İlk maçımız. Eyvah bu çalımlar maşalar yapıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Okey. Şimdi biraz. Ben defans yapamıyorum. Rezil olacağım yine ilk maçta.
Oo. Bir de lan o acayip güçlü biri geldi, bir de rezillik gol yedik. Şu gola bakın. Ulan ya adam tam pro'ya denk geldi. Şu kaleciye bakın. Tüm senin. Ulan böyle gol mü yenir ya? Neyse arkadaşlar, Griezmann. 4 dakikada 1-0 mağlup duruma düşüyoruz. Hadi. Şimdi ne yapacağız? Ah, gitti yine 15. 1000 jeton boşa. Onur Ronaldo'su. Ya ulan tam da pro'ya denk geldim arkadaşlar. Benim şansım edeyim, ben acemiyiz daha biz oğlum. Yine ilk round'a gideceğiz ya. Moralim bozuldu, 2-0 oldu. Griezmann 13 dakikada yine gol attı. Şimdi bu şoku nasıl atlatacağız? Gönder. Böyle arkadaşlar, 2-1 yapıyoruz. Hadi çabuk 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 çabuk, 16 dakikada Neymar. 2-1 yaptık. Hızlı geldik, hemen gol attık. Ama karşı taraf çok güçlü. O bana birkaç gollar dağıtacak. Şu defansı bir öğrensem, çözebilsem. Ya çok basit geçiyor. Adam istese var ya, acayip gollar atacak, dalga geçiyor benimle. Şuna bak. Hadi lan. Ya Allah'ım, pasa bak. O da sapıttı. Oha. Offside. Hadi oğlum. No. Ya senin vereceğin pasın içine edeyim ben. Dur şimdi, bunlar hep o korneri yapıyor. Unuttum. Eyvah 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 eyvah. Bak gerçekten şanssızım biraz. Yani hem FIFA'da tecrübesiziz, bir de Allah'ın FIFA'cısı geldi karşı takımda arkadaşlar. Yani rakip olarak. Şu ilk yarı şöyle bitireyim de. Hadi oğlum. Hadi Ronaldo. Ah ulan, pes ortaya yanlış düğmeleri karıştırdım. Okey, atan ortasında. Arkadaşlar ilk yarı 2-1. Karşı taraf önde, acayip güçlü bir rakip ya. Valla neye uğradığımı sapıttım. Ama biraz baştan da şöyle bir ürktüm açıkçası arkadaşlar. Oh, çalımlar malımlar yaptıktan sonra. Maçı ikinci arasına geçiyoruz arkadaşlar. Bir gol atmalıyız en azından ki beraberliği yakalayalım. Yok mu lan Allah'ın bir kulu? Aha! Yuh! Kim lan o? Adriano lan. Senin ne etsin? Bomboş kale atamadı adam. Allah'ım. Allah'ım at. İşte bu. Gol mu? Gol arkadaşlar. 2-2 yapıyoruz. 2-2 yapıyoruz ama bence bu karşı taraf bazı oyunu bazı oynamıyor gibi geliyor. Şimdi sanki oynamadı gibi ama neyse. 2-1 öndeyiz. Evet. Ne yapacak şimdi? Okey. Oh my god. Let's go. Gel. Gönder. Çok güzel. Orta. Hadi oğlum be. Yavaş yavaş açılıyorum. Hadi oğlum Iniesta. Yapma. Iniesta arkadaşlar, yine çok tehlikeli geldik. Yoksa Ronaldo muydu lan? Iniesta'ydı. Okey, kap. Hadi oğlum. Neymar git. Neymar git. Allah'ım. Ya, ağlayacağım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Yapma ya. Hadi! Yapma!
Yapma. Yapma. Griezmann. Oo, 83'te. Çok tehlikeli geldiğini arkadaşlar. Suarez sarı kart çıkıyor. Yapamıyorum. Aman 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 aman. Ya şu son dakikada bir gol daha atayım da şu maçı geçelim ya. Ama hep o geliyor şimdi. Hadi oğlum şimdi. Suarez. Suarez gol! 87'de Suarez arkadaşlar. 2-0 geri düştüğünü satı maçta. 3-2 öne geçiyoruz. Hayvan gibi de vardım lan. Allah'ım. Yine fırça yiyeceğiz. Aşkım özür dilerim. Arkadaşlar. Köpekler uldu mu geldi, ne oldu? Okey şimdi son şeydir şunu. Hadi dayan oğlum, hadi dayan. Ben hayatta dayanamam buna. Şimdi tam basacak çünkü. Okey. Free kick mi? Alakası yok oğlum, alakası yok. Okey inşallah kaleye çakar da çıkıp gider. Eyvah, Neymar lan ne yapacak? Kısa oynayacak. %100 kısa oynayacak. Kaleye çakıyor. Oh okey. Şöyle bekleyelim. Hayır. Allah'ım ya. Uzaklaştır 90, hakem bitir. Hadi adamım ya. Hakem bitir. Eyvah. Kaleci. Okey sakin. Arkadaşlar geldik galiba. Hadi oğlum. Yes. İlk maçı yeniyorum. Oh. Çok güçlü bir rakipti. Sonra ne oldu anlamadım ama. Öyle güçlü oynamadı. Baştan rakip. Yoksa koptuğundan mı oldu bilmiyorum arkadaşlar. Kalbim tık tık atıyor. Çok hızlı konuşuyorum biliyorum. Özür dilerim. Ama ilk turu geçiyoruz. Hele şükür ya. Hele şükür arkadaşlar. Ulan adam çalım malım başım kaşım döndü ya. Neymar günün adam seçiliyor. Okey paralar da gelsin. Paralar da gelsin. Coins'lar gelsin. Arkadaşlar acayip bir comeback yaptık. İlk galibiyetimiz. Şimdi ikinci rakibe geçiyoruz. Bakalım karşı taraf. Üf, 188. Arkadaşlar. Eyvah Neymar. Hepsi var vallahi ya. Defansı da bomba. Kalecisi iyi değil. Bu birazcık avantaj olabilir bizim için. Ama bakın forvet falan acayip bomba gerçekten. Yine acayip güçlü biri geldi. Ulan benim şansım hep güçlü şeyler geliyor ya. Adam neredeyse 190 yapmış arkadaşlar. 190 rating mi oluyor? Ne oluyor? Evet. 188 ama. Olsun oğlum bizde Julio Cesar var. Bizde 99'luk Ronaldo var. Okey arkadaşlar ikinci maçımız. Hadi oğlum. İnşallah yine böyle bir çalım atışı şey bir şey gelmez. Okey pasçı biri geldi. Okey. I can handle this. Sons of Prince'e de başarılar diliyoruz. İkinci maçında. Şimdi kaptık. Gönder. Hadi Ronaldo. Ronaldo sen hızlısın geç. Ah geçemedik. Okey 8 numaralı Ronaldo arkadaşlar. Beşiktaş formasında da bayağı güzel gözüküyor. Okey bey. İşte bunu diyorum. Bunu diyorum. Yapamıyorum. Allah kaleci. Şu defansı bir çakamadım ya. Niye böyle karışık şey yapmışlar? Oyuncular dengesi mengesi bilmem nesi. Allah'tan bu Josef'e var. Sen mi oynayacak lan? Hayır, biliyordum oraya oynayacağını. Okey, şimdi kontra atak. Oğlum, Pro Evolution'da mısın? Öyle atak mı yapılır? Eyvallah eyvallah, değil. Allah'ım Prince. Ne diyeyim ben sana? Heh, işte aferin. Aha! Ronaldo! Kalecinin kucağına. Korner olması lazım. Arkadaşlar ilk defa tehlikeli geldik 15 dakikada. Ronaldo ayılan. Ben demiş şunu denesem. Benim oyuncular niye öyle durmuyordu? Neyse atalım şöyle. Ha kaleciler çıkmadı. Çıkmadı. Gol de olmadı. Şöyle yine mesajlar gelmeye başladı. Telefonuma. Çok güzel. Hadi Suarez oğlum işte. Bakayım ne geldi. Okey. Okey devam arkadaşlar. 1-0 sessiz olayım ben iyisi biraz. Bayağı da güzel gol attık bu arada.
Sweatici. Allah'ın sweaticisi. Bir oldu. Benzeme arkadaşlar. Bir yaptı. Neyse devam. Allah'ım beynin kucağına verdim. Ayağına. Oh. Penaltı. Fuck off. Aa tuttum. Penaltı atamadı. Seks. Ayı bak niye bastın. Kaleci. Okey. Aha vallahi geçti Ronaldo. Hadi oğlum. 2-0 ya 2-1. Öne geçiyoruz. Doğru ya gol yedin. 2-1 öne geçiyoruz arkadaşlar. Allah'ım hadi ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Offside. Hadi. Niye offside'sın oğlum? Şu ilk yarıyı bitir oğlum hakem. Uzattı da uzattı anasını satayım. Çalım atamıyorum, bir şey atamıyorum, gol atabiliyorum ama arkadaşlar. 3-1 öndeyiz. Okey kaleci. Bu hakem niye böyle uzattı ya? Okey ilk yarı 3-1 öndeyiz arkadaşlar. Uf. Şimdi bizim oyuncuların şeyine bakalım. İyi iyi iyi. Okey ama bayan giriyor arkadaşlar. Çok hızlı bir oyuncu geliyor. Borussia Dortmund'dan. Ve ikinci yarıya geçiyoruz. Ben de bir deneyim lan onu. Eyvah. Ronaldo. Okey. Ve onu en iyisi denemeyeyim yoksa kontrolattan gol yedim. Çok güzel. Suarez git. Offside'lasın. Messi. Yuh. Yuh. Ah, corner. 60 dakika arkadaş. Hadi zaman uçup gitsin ya. Kaleci. Oh. Çıkart. Hadi Ronaldo uç oğlum. 99 pace'in var senin. Atamadı. Attı. Niye onda offside olmuyor? Ulan gol yedim ya. Bale attı. Arkadaşlar 3-2 oldu. Kontrataktan yedik. Evet, okey arkadaşlar 3-2 oldu. Devam ediyoruz. Geçti de gol attı. Ha atamadı. Şimdi. Aha geçti. Niye offside oğlum? Alakası yok. Hayır. Ah, bu Bale yedi beni ya. 3-3. Bizim gol vermediler. Onun üstünde gol yedik. Hayır. Ne oldu şu penaltı uzatmalar mı? Uzatmalar. Uzatmalara gidiyor. Eyvah eyvah. Arkadaşlar ulan 3-1 öndeydim şu maçı. Şu oyuncunun yüzüne kepçe kolak Bale. Neymar alıyoruz. Insigne geliyor arkadaşlar. O da hızlı bir oyuncu. Şimdi tamam mı devam mı arkadaşlar? Konsantrasyonum acayip düştü ve gol yedim. Öf, çok da uzun bir çekim oldu. 4-3. Geriye düşüyoruz. Hadi geri dönebileceğiz mi arkadaşlar? Şimdi çok zor olacak ama. Tamam ya bu maçı yattı arkadaşlar.
Bayağı konsantrasyon düştü arkadaşlar. Geç vakit çekiyorum. Hiç konsantrasyon kalmadı ya. Yine de bir deneyelim. Penaltı. Penaltı. Hakim. Onu da hemen çalıyor anası sattım. Bizde çalmıyor. Senin vereceğin pasa. Evet artık eleniyoruz. İşte bu geç vakit oynamaların, video çekmelerin bir yan etkisi de böyle. Konsantrasyonu acayip düştüm arkadaşlar. Bir de maçın kritik anı, kırılma anda o bizim offside'dan attığımız golü vermemesi ve sonrasında hemen üstüne de gol yememiz arkadaşlar. Ondan sonra kopup gittik. Footrof da burada bitiyor arkadaşlar. 5-3 yeniliriz. Bakalım ödüller ne var? Okey, altın paket, altın paket, jumbo paketi. Eyvah. Bakalım ne gelecek. Önce şu altın açalım. İyi bir şey gelirse vallahi seviniriz. Kim geliyor? Vay. Wilshere. İkinci altın paketi. Altın paketleri zaten doğru bir şey çıkmıyor ki. Allen. Okey, şimdi jumbo paketi arkadaşlar. Bakalım buradan ne gelecek. Ne yaptım lan? Parmağım R1'e geldi. Sektirme değiştirme. Nerede? O ne oldu? Şöyle yaparken parmağım... Nereye gitti lan oyuncu? R1'e... Sekme değiştirme. O ne oluyor lan? Ha burada. Okey arkadaşlar tamam. Burada bitiriyorum. Footroft özel bir bölümdü. Benim köpekler falan çekti arkadaşlar. Birkaç oyuncu. Daha doğrusu onları gösterdim sizlere. Bir de 99'luk Ronaldo falan vardı. Bayağı güzel forvetimiz vardı ama işte konsantrasyonun düşmesi ve sonrasında o kötü golleri yememiz. Bir de FIFA oynayamamam arkadaşlar. Bu neticeyi gösterdi bize. Neyse ben şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Umarım yine de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beni sembolünü basmayı unutmayın. Beni ve kanalımı destekleyin arkadaşlar. Ben şimdi çıkıyorum. Eğer Footroft yine görmek istiyorsanız bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Ve Footroft'u nasıl çekeyim? Öyle bir şeyler de yazabilirsiniz arkadaşlar. Challenge'lar olabilir. Normal de olabilir. Ben sanırım bir dahakisini normal çekerim. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben şimdi çıkıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Peace out. Sayonara. Bye bye. Bayağı da uykum geldi.